Merhaba. Bu defa gündem dışına biraz enigmatik bir başlık koyalım dedik. İki yer, iki tarih, bir iddia. Hangi iki yerden söz ediyorum? Biri İdlib. Biliyorsunuz İdlib artık herkes öğrendi. Suriye'nin batısında bizim Hatay vilayetine bitişik ve aslında İdlib vilayetine tekabül etmeyen ama bizim kolaylık olsun diye tam ortasında İdlib yerleşim merkezi olduğu için İdlib dediğimiz cep ve etrafında 14 tane askeri gözlem noktası var. Dolayısıyla dolaylı olarak Astana-Soçi mutabakatları bağlamında Türkiye'nin denetiminde olması gerektiği varsayılıyor. İkinci yer ise Fırat'ın doğusu. Fırat'ın doğusunda da biliyorsunuz arada Afrin Bab var. Bab'dan doğuya doğru olan kısım ya da Cerablus'tan Kamışlı Haseke'ye kadar olan kısım denilebilir. Burası da belki bir 450 kilometre boyunda. Burada bir 32 kilometre derinliğinde güvenli bölge şeridi oluşturma iddiası var Türkiye'nin. Ancak ABD ile bugüne kadar yürütülen faaliyetlerde 5 kilometre derinlikte ortak devriyeler atıldı. İkinci sözünü edeceğim yer de bu. Yani iki yer derken İdlib'den ve Fırat'ın doğusunda sahadan bahsedeceğim. İki tarih derken de masa başına döneceğiz. Birinci tarih 16 Eylül. Ne var 16 Eylül'de? Ankara'da Astana sürecinin yeni zirvesi var. Türkiye, Rusya, İran bir araya gelecek devlet başkanları düzeyinde. Bunda bir olağanüstülük, olağan dışılık var mı? Hayır. Astana süreci biliyorsunuz düzenli biçimde bu üç lideri bir araya getiriyor. Ancak ne konudan bu tarihe dikkat etmeliyiz? Ona döneceğim. İkinci tarih hemen ardından 17 Eylül'de New York'ta başlayan ve yine her yıl yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Liderler Haftası ki orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'li muhatabı Başkan Trump'la bir araya gelmesi öngörülüyor. Bir de iddia var. O da hangisi? Bundan birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin, ülkemizin artık nükleer bir güç olması gerektiği iddiası üzerine basa basa vurguladı. Bazı rakamlar verdi. Kimi ülke adı ve lider adı vermeden görüştüğü bazı liderlere atfen bunları söyledi. İddiasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin de artık nükleer başlıklı füze sahibi olması gerektiği bu hakkının bulunduğunu vurguladı. Bu önemli bir iddia. Buna aslında ben Gazete Duvar'daki bir yazımda da değinmiştim. Ünal Çeviköz, Türkiye'nin bağlı bulunduğu anlaşmalar ve yine üyesi bulunduğu NATO kapsamında nükleer silahlardan esasen korunduğunu, böyle bir ihtiyacı bulunmadığını, bunun aslında konjonktürü bozacak bir adım olacağını da ihsas ettirdi yukarıdaki verileri saydıktan sonra. Bu önemli, bunu unutmamalıyız. Türkiye'nin eğer nükleer güç olma iddiası ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından çıktığına göre bunu ciddiye almalıyız. Yepyeni bir sayfa açar Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde. O sayfa hayırlı bir sayfa mı olur yoksa çok tehlikeli bir maceraya mı tekabül eder? Bu nükleer güç olma hevesini Türkiye Rusya ile işbirliğiyle mi yapar ki yegane sanki çıkış noktası orası gibi gözüküyor. Herhalde eskiden söylenirdi 1980'lerde Türkiye Pakistan'la bir deneme yaptı ama bunu ilerletmedi diye. Pakistan ya da Kuzey Kore gibi çok sıra dışı seçenekler olmayacağına göre en kuvvetli olan ihtimal işte Rusya ile işbirliği yapmak. Zira Akkuyu da biliyorsunuz Ruslarla birlikte yapılıyor. Belki bu 17-16 Eylül sürecine geri dönersek, 16 Eylül tarihinde Astana zirvesi toplanacak dedim. Oradan isterseniz başlayayım ve bu nükleere de oradan bağlayayım sözü. 16 Eylül'de 3 lider bir araya gelecekken Sayın Cumhurbaşkanı bununla yetinmedi. Önce 23 Ağustos'ta bir görüşme yaptı Devlet Başkanı Putin'le. Bu da kesmedi. Üstüne 4 gün sonra Moskova'ya gitti ve Moskova'da Su-57 uçağını inceledi ki bu da F-35'e bir anlamda tekabül ediyor. Ancak F-35 gibi bir ağ içinde, bir elektronik ağ içinde kullanılmıyor. Birebirle karşılaştırdığınızda belki Su-57 evet F-35'ten üstün ancak Mehmet Ali Tuğtan Hoca'nın da vurguladığı üzere benim Artı TV'deki Dünya ve Biz programımda
bugünün dünyasında artık o romantik Birinci Dünya Savaşı'ndaki gibi it dalaşı türü hava muharebeleri yaşanmıyor. Bunun yerine bir alanı diğer güçlere kapatmak öncelikli. Bunu Türkiye aslında S-400'lerle sağlama iddiasında. Tabii iki batarya yetmez. Ardından da F-16'ların yerine Su-35'ler, arkadan da işte F-35 yerine Su-57 alternatifini masaya koyuyor. Acaba bu nükleer güç olma iddiası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya attığı, bunun bir öte aşaması mı? Ve işte diğer tarih 17 Eylül, buradan sonra New York'ta yapılacağı söylenen Trump-Erdoğan baş başa görüşmesinde ABD Başkanı üzerinde daha fazla baskı kurmaya mı yönelik? Hemen şunu hatırlayalım. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın henüz F-35 programından Türkiye'nin çıkarıldığına dair yazılı bir bildirimin Ankara'ya ulaşmadığını ve Başkan Trump'ın esasen Türkiye'nin F-35 programında tutulması için çaba gösterdiğini belirtti. Öte yandan Kongre'nin de biz ABD yönetimi üzerinde baskı kurduğunu biliyoruz. Nitekim Hazine Bakanı Mnuchin, ki Hazine Bakanı Mnuchin'i Türkiye'nin Hazine ve Ekonomi Bakanı Albayrak'ın Beyaz Saray'da kabulü sırasında odadaki üçüncü kişi olmasından da hatırlayacaksınız. S-400'lerin Türkiye tarafından alınması dolayısıyla yeni yaptırımlar üzerinde çalıştığını belirtti. Tam da ne zaman bunu söyledi? ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross 5 gün gibi uzun bir süreyle Ankara'da bulunurken. İşte burada iki noktaya dikkat çekmek lazım. Birincisi, Hazine Bakanı Mnuchin'in bunu Kongre'yi yatıştırmak amaçlı söylemiş olabileceği ve bu yolla askeri yaptırımları aslında resmin dışında tutarak belki daha basit, daha alt düzeyde, daha Türkiye'nin canını yakmayacak bazı ticari yaptırımlarla aradan çıkmak gibi. O zaman diyebilirsiniz ki Wilbur Ross'un bu 5 günlük ziyareti ne anlama geliyor? Bir yandan bu ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Ross'u kabulünde 20 milyarlık ekonomi ticaret ikili ticaret hacminin 100 milyara çıkarma hedefinden bahsediyor. Eş anlı olarak ABD'nin Hazine Bakanı Mnuchin ise yaptırımlardan söz ediyor. Herhalde Wilbur Ross'un ziyaretinden sonra gözlerimizin üzerinde olması gerekecek olan konu ABD'den alınacak olan sıvılaştırılmış doğalgaz konusu. Bunu izlemeye devam etmek lazım. Bir, bu LNG alımında ABD'ye yönelik bir açılım yapılırsa, diğer taraftan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, oradan da iki yer konusuna geleyim, üzerinde ABD Başkanı Trump üzerinde baskı kurmak amacıyla Eylül sonuna kadar bu iş böyle bir iki devriyeyle, 3-5 helikopterle olacak şey değil. Burası daha önce söylendiği üzere 32 kilometre derinlikli ve tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri denetiminde olması gereken bir şerit olmalı demesi, belki aslında işte bütün bu büyük resmin içinde New York'ta yapılacak görüşmeye güçlü girmek amaçlı olabilir. Zira sahada Türkiye'nin dediklerini yapması için yalnızca Suriye Demokratik güçleriyle değil, ABD güçleriyle çatışması gerekecektir. Şimdi bu iki yere biraz daha yakından bakalım. Fırat'ın doğusunda ne var? Evet, Fırat'ın doğusunda on binlerce YPG, YPJ silahlı unsuru var. Ayrıca bunların yanında Suriye Demokratik Güçleri çatısı altında ABD tarafından eğitilmiş, donatılmış ve IŞİD karşısında da savaş yeteneğini, becerisini geliştirmiş 50-60 binlik bir Suriye Demokratik Güçleri unsuru var. Eğer hava sahasının da ABD tarafından Türkiye'ye kapatılacağı öngörülürse, burada sahada başarılı olmak doğru. 100-200 ABD askerinin bu kadar büyük bir alanı tek başlarına tutması mümkün değil. Ama siyaseten ABD ile çatışmaya girmenin ne demek olacağını sizler de takdir edersiniz. Burada yine John Bolton, Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın ayrılmasına, ki bunun İran'la bağlantılı olduğu söyleniyor, bir virgül koymak lazım deyim yerindeyse. Acaba Başkan Trump Fırat'ın doğusundan da tamamen çekilmek gibi o eski fikrini yeniden canlandırmış ve John Bolton buna karşı çıkmış olabilir mi? Bunu da önümüzdeki haftalarda göreceğiz ve esas olarak gözümüzü işte bu 17 Eylül'den sonra yapılırsa, ki yapılacağı anlaşılıyor,
Trump-Erdoğan zirvesine çevireceğiz. İdlib'de neler oluyor? Biliyorsunuz güneyden kuzeye doğru M5 karayolu üzerinden Suriye güçleri, Beşar Esad'a bağlı Suriye ordusu Rusya'nın hava desteğiyle ilerledi. Han Şeyhun'u aldıktan sonra durdu. Klasik bir taktikle önce sivil altyapıyı yok edip ondan sonra sivillere çıkma yolunu açıyor. Bu ne demek oluyor? Yani ayaklarıyla oy vererek, tercihlerini ayaklarıyla kullanarak aslında dışarı çıkmayı tercih edenler sivil olmuş oluyor. Kalmayı tercih edenler ise terörist, dolayısıyla da öldürülmeyi hak etmiş oluyorlar. Fakat güneyden kuzeye değil, belki Beşar el-Esad'ın Suriye ordusu doğudan batıya doğru da ilerlemeyi tercih edebilir. İşte kabaca belki M5 değil M4 karayolu burada bir yeni sınır teşkil edebilir. Bunun üzerinde de Cisrel Şigur, Eriha gibi ve Sarakip gibi yerleşim birimleri var. Ama bundan önemlisi buradaki bir belki Türkistan İslam Ordusu, Uygur yani Uygurların oradaki cihatçıların 3000 kişi kadar oldukları söyleniyor denetimindeki yükseltileri önce kontrol altına almayı deneyebilir. Her hal ve karda günün sonunda ya da eninde sonunda doğudan batıya doğru ortadan kesilmiş bir İdlib'le karşılaşabiliriz. Moskova ziyaretinden Erdoğan'ın ortaya çıkan nedir? Ancak TSK'nın gözlem noktalarının çevresine Rus askeri inzibat birliklerini yerleştirilip bunların bir anlamda güvenceye alınması, bir anlamda da Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye ordusunun çatışmasının önlenmesi. Eş anlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri sınıra da yeniden yığınak yaptı. Hem fiziksel olarak hem askeri olarak ve oradan Türkiye'ye kesinlikle yeni bir sivil akınının önüne geçileceği anlaşılıyor. Ancak bu durum oradaki gözlem noktaları üzerinden TSK'yı belki bir çağrışım yapması bakımından bu örneği vereceğim. Srebrenica'da zamanında Hollanda ordusunun oradaki katliamı izleyip 8000 boşnak, Müslüman boşnağın öldürülmesini izlemek durumunda kalması gibi yüz binlerce sivilin yok edilmesini hava bombardımanıyla ya da Suriye ordusu tarafından katledilmesini izlemek gibi bir durumla karşı karşıya bırakabilir. Bunun da kuşkusuz siyasi sonuçları olacaktır. Özetle iki yerken söylediğim İdlib'de aslında Türkiye ufak ufak çekilmek durumunda kalıyor. Fırat'ın doğusu ikinci yerde ise bir türlü Fırat'ın doğusuna kendi dilediği gibi girememek gibi bir durumla karşı karşıya kalıyor. Her iki tarafta da 5 kilometre adı altında bir sihirli Adana mutabakatında da değinilen derinlikten söz ediliyor ama daha ötesine izin yok gibi gözüküyor. Öte yandan 17'si açısından, 16 Eylül açısından da şunu söylemeli, Astana sürecinin de biraz tabiri caizse artık gazı kaçmış gibi. Çünkü zira iki ağır siklet Rusya ve ABD birbiriyle konuşuyor. İki bölgesel güç İran ve Türkiye'nin ise artık Suriye'de pek fazla yapacağı işinin kalmayacağı gibi bir gerçekle karşı karşıya kalıyoruz. İşte bütün bu bağlamlarda ve son sözünü ettiğim bu nükleer güç iddiası ortaya konmuşken Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ikinci tarih olan bu 17 Eylül sonrasında New York'ta yapılacak Trump-Erdoğan görüşmesi hem de tam Bolton görevden ayrılmak zorunda bırakılmışken Trump tarafından önem kazanıyor. Bunun hakkında da zamanı gelince sizlerle bu ekrandan konuşuruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.